Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleriyle birlikte geçtiğimiz yıllarda hizmete giren Şefkat ve Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Tek tek Huzurevi sakinlerinin elini öpen ve onlarla sohbet eden Başkan Tütüncü, Huzurevi sakinlerinin kültür sanat gibi güzelliklerle iç içe bir yaşantı için çalışacaklarını söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığı ve 5 yıldızlı bir tesis konforundaki belediyesinin Şefkat ve Huzur Evi'ni ziyaret etti. Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleriyle birlikte Huzur Evi'ne giden Başkan Tütüncü, tek tek ellerini öptüğü yaşlılarla oturdu ve sohbet etti. Canım benim, nasılsın? Çok iyi misin? Biliyorum efendim. Allah iyilik sağlık versin. Ay canım benim ya, canımsınız. Her şey çok iyi olmuş inşallah. İnşallah. Hani diyor ya, benim yarim kırmızı gül goncası yar. Bilirsin değil mi o şarkıyı? Bu ne şey ya, bu ne ızdıra. Zavallı kalbim ne kadar haram. Nasibim olsun bir yudum su. Şunu da içeyim yavrularımın elinde. Gördünüz mü bu gözlerin güzelliğini? Sağ ol. Sebat Hanım, gördün mü gözlerin güzelliğine bakın ya. Çok teşekkür ederim. Yani. Benim gözlerim güzel değil. Ay, sen kendin güzelsin. 1951 Antalya güzeli. Huzurevi sakinlerinin istek ve dileklerini de dinleyen Başkan Tütüncü, öğle yemeğini de çok kıymet verdiği yaşlılarla yedi. Sosyal hizmetler yapan. Başkan Tütüncü, ziyaret sonrasında ise Huzurevi sakinleri için müjdeli haberler verdi. Tütüncü, Şefkat ve Huzurevi sakinleri için farklı projeler uygulanacağını söyledi. Sosyal hayatın içerisine daha aktif, etkin olarak yer almak isteyen yaşlılarımıza yönelik, onları hayata daha kuvvetli, güçlü bir şekilde tutacak, tutunduracak önemli bir çalışmayı başlatıyoruz. Proje ile birlikte Huzurevi sakinlerine çeşitli alanlarda kurslar, eğitimler ve seminerler verilecek. Onları ömürlerinin sonbaharında sanatla, kültürle ve çeşitli güzelliklerle iç içe bir yaşantıya, bir yaşama davet edeceğiz. Yapılacak projeye geçtiğimiz günlerde kurulan Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri de katkı verecek. Proje 2020 yılında hayata geçecek. Kepez'de kadın olmak güzel. Kepez'de öğrenci olmak, çocuk olmak bunlar çok güzel. Ama artık Kepez'de yetişkin olmak, Kepez'in büyükleri olmak da o büyüklerimiz açısından büyük bir mutluluk vesilesi ve ayrıcalık olmuş olacak.